Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayında konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili ve Sosyoloji Profesörü Sencer Ayata. Kendisiyle 2019'daki seçimleri etkileyebilecek toplumsal dinamikleri konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Sencer Bey. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Biz de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Konuşacak çok şey var. Öncelikle genç seçmenden başlayalım. Bu konuyla ilgili T24'te bir yazı da yazdınız. Ve o kadar diyorsunuz ki kısaca genç AKP Türkiye genelinde yakaladığı oyu genç seçmen nezdinde yakalayamıyor. Biz de biliyoruz ki çoğu zaman esasında oy verme alışkanlığı aileden gelen bir gelenekti. Yani çoğu genç seçmen ailesinin verdiği partiye oy veriyor. Siyasi partiye veya siyasi akıma. O zaman burada bu makasla bir açılma var herhalde, değil mi? Yani anne babasının geleneğinden kopan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Şimdi o aile tabii ki siyasal davranışta oy verme etken. Ama eğer toplum çok kapalı bir toplumsa, örneğin kırsal köy toplumu gibi, oralarda ailenin değerlerinin doğrudan genç kuşaklara, gençlere, çocuklara geçmesi çok daha yüksek olasılıktır. Ama bu kadar hızlı değişim yaşayan ve bu kadar farklılaşmış toplumlarda sosyalizasyon, siyasi sosyalizasyon dediğimiz süreçler açısından AKP'ye çok rakip oldu. Mesela burada söz konusu olan ne? Okul çevresi. Burada neden söz ediyoruz? Lise ve üniversite gençlerden söz ediyoruz. Bambaşka okul çevreleri var. Arkadaş grubu çevreleri var. Orada içinde bulundukları siyasi gruplar, görüşler, fikirler var. Onun dışında belki çalışanlar için iş yeri çevresi var. Yani bunların hepsi gençler üzerinde etkili oluyor. Zaten bir anlamda modernleşme de şu demek, ailenin o birey üzerindeki denetiminin başka başka kurumlara, başka başka alanlara yönelmesi demek ki Türkiye'de bu değişim çok hızlı ve AKP'nin sizin dediğiniz de ailenin üzerinden iki kuşak doğrudan şu öneriyor, onun için bize oy vermeye devam eder dersek hiç doğru olmaz. Toplum çok farklılaşmış, çok karışık bir toplum. Peki AKP niye genç seçmendeki Türkiye genelindeki oy genç seçmeni yakalayamıyor? Yani bunun sosyolojik, ekonomik sebepleri ne acaba sizce? Tabii şimdi AKP esas, yani tespitimizden önce yola çıkalım. AKP'nin bir Türkiye ortalaması var. Örneğin seçimde 49-50 arasında bir oy bandını birkaç kere tutturdu. Ama ben bu konuyu 2011'den beri izliyorum. Şöyle bir eğilim başladı. AKP oy verenin çok küçük, yani daha doğrusu Türkiye ortalamasının altında bir bölümünü gençlerden alıyor. Şimdi son referanduma baktım, kendi yaptırdı. Doğruysa gazetelerde okuduğum habere göre oyları iki partinin birden 51'ken gençlerden aldıkları oy 35'e kalıyor. Bu arada müthiş bir gap, müthiş bir uçurum demektir. Onun için bunun üzerine gidilmesi lazım. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Çok kısa söyleyeceğim. Siz de ifade ettiniz zaten. Bir kere sosyoekonomik nedenler var. Bunların başında eğitim sistemine olan, işte sınavdan başlayın, genel bir güvensizlik gelmekte. Ona ilaveten genç işsizliği son ayın rakamına göre %28. Ve gençler çok yakın bir gelecekte kendilerini güvence altında, güvenlik altında hissetmiyorlar. Ayrıca şunu biliyoruz ki mesela bugün çoğu yerde özel sektörde iş bulmak dahi ciddi ölçüde siyasi torpille, yani İktidar Partisi'ne yakın olmaya bağlı. Şunu da ekleyelim. Daima gençleri etkileyen bu değildir. Onun ötesinde gençler devamlı değişiyor. Meslek durumları, eğitim durumları, bütün gelirleri değiştikçe görüşleri de değişiyor, değerleri de değişiyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Gençler teknolojiye en yakın olan kesim. Yani teknoloji, o kadar teknoloji üzerinden izledikleri sosyal medya, sanal dünya gençlerin değerlerini düşündüğümüzden çok daha hızlı değiştiriyor. Yani eskiden olduğu gibi tamamen geleneksel değerleri korumak, onlar üstünden hareket etmek mümkün değil. Yani bu etkenlerin hepsi önemli ölçüde değer değişimleri diyelim özet olarak. AKP'de yine çalıştığı üzerindeki gereken esas konu da bu zaten. Bu genç seçmen konuşurken özellikle AKP'ye yazarlar, çizerler tarafından söylenen bir şey de
bu gençlerin çoğu 95 sonrası doğumlular zaten. Ve bunların eski Türkiye, tırnak içinde tabir eden eski Türkiye'de neler olduğunu, nasıl zorluklar yaşadığını bilmiyorlar. O yüzden de AKP'yi daha çabuk eleştirebiliyorlar diye bir görüş var. Katılır mısınız? Yani bu gençler gerçekten eski Türkiye diye tabir edilen dönemi Türkiye'sinden bir haber gelmiyor. Şimdi bakın, kısmen doğru. Yani doğrudan doğruya bu çok yanlıştır demeyelim. Şöyle doğru. Türkiye'de en büyük 10 milyonlarla kitlesel göç 1980'lerde 90'larda oldu. Ve o dönemde birdenbire bu büyük akım karşısında kentler adeta bunaldı. Çoğu gelen insan için eskiden çiftçilik bir meslekken, zanaatken, çiftçilik bir meslek, zanaat vasıf olmaktan çıktı. Ve çoğu düz, az gelir getiren işlerde çalışıyorlardı. Ve özellikle toplumsal güvence yoktu. Şimdi bu dönemde 80'lerde, 90'larda şunu görüyoruz. Özellikle 90'dan sonra bu Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler vasıtasıyla, ama onun da dışında bu sosyal yardımlaşma, din merkezli sosyal yardımlaşma ağları vasıtasıyla çeşitli ihtiyaçlar. Yani bakın, din doğru, dini manevi boyut doğru, ama onun ötesinde sosyal yardımlarla ulaştılar. Bir de AKP iktidara geldikten sonra bir kredi bolluğu döneminde belli tüketim alanlarında iyileşmeler sağladı. Bu da doğru. Bazı sosyal hizmetlerde gelişmeler oldu ve bunlar AKP'ye çok yatkın ve ona adeta minnettar olan bir toplumsal doku yarattı. Fakat sorun şurada ki, bugün için bu kimseler artık orta kuşak, hatta bazıları yaşlı durumuna geldi. Şimdi bir gençler dediğimiz zaman bir düşünelim. O gelecek seçimde 2020 yaklaşık. 2012'de doğan, 2002'de doğan kimseler oy verecekler. Çünkü bunlar bu dünyanın içine doğmuş kimseler. Şimdi diyorsunuz ki bizden önce koalisyonlar dönemi vardı. Çocuk için hiçbir anlam ifade etmiyor. Veya işte efendim biz köprüler, yollar yaptık diyorsunuz. Ya da zaten yolların içine doğmuş, her yerde yollar öyle olur diye düşünüyor. Onun için şimdi gençler, ben biraz önce de bu sanal dünyanın, medyanın önemine değindim. Gençlerin referans grubu değişiyor. Onun altını çizeyim ben. Yani annelerinin, babalarının referans grubu daha çok geldikleri kır, kentteki yoksul hayatları iken ve göreli bir mobilite yükselme sağlamışken, gençler daha başka yerlere bakıyorlar kıyaslamak için. Dünya gençlerine bakıyorlar, izliyorlar, göreli bir yoksulluk hissediyorlar. Veyahut da aynı toplumdaki belki varlıklı kimselere bakıyorlar, o gençlerin hayatına bakıyorlar, bir göreli yoksulluk hissediyorlar. Onun için en önemli değişim buradaki bu referans grubu değişimi. Ben şöyle toparlarsam daha etkili olur diye zannediyorum. Şimdi ben yıllardır bakıyorum, referandum falan hepsi dahil buna. Örneğin AKP %57-58 oranında orta kuşaktan oy alırken, genç oyları 2011'den beri 43-44'te kalıyor. Yani arada büyük bir fark var, ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu orta kuşaklar artık yaşlanıyor ve bununla birlikte de önce bir genç partisi olarak 80'lerin, 90'ların göçmenlerini arkasına alarak genç partisi olarak başlayan bir parti yavaş yavaş taban itibariyle yaşlı bir partiye dönüşüyor. Bu referandumda İstanbul, Ankara'da da hareket çıkmasının bir sebebi de bu gençler muhtemelen, değil mi? Çünkü genç nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı büyük şehirler. Kesinlikle öyle ve tabii burada büyük şehir dediğiniz zaman siz de onu ima etmiş olmalısınız. Mutlaka bunun içinde hem yeni bir toplumsal ortam, toplumsal farklılaşma var, hem de kent kültürünün de tabii getirdiği bir değişim süreci var. Kent kültürü tamamen farklı bir kültür. Bir örnek verelim mesela. Kırda insanlar küçük bir yerleşim birimlerinde birbirine benzeyen insanlarla beraber olurlar. Onun için ortak bir değer sistemini muhafaza etmek, savunmak çok kolaydır. Ama şimdi başka türlü düşünelim. Mesela kent ortamında İstanbul'u düşünün. Çocuk, genç akşama kadar memleketin 81 ilinden gelmiş. Hatta dünyanın farklı farklı yerlerinden gelmiş insanlarla beraber oluyor. Ve böyle bir tek düze kültür dayatma anlayışı bu çocuklar üzerinde etkili olmuyor. Çünkü başından itibaren çok çoğullaşmış ortamlarda büyüyorlar. Kent ortamında. Ve aslında onları tanıyorlar. Bunlara AKP'nin yaklaştığından daha fazla hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Mesela dünya kültürlerine, farklı dünyadaki kültürlere karşı hiçbir özel husumetleri olmuyor.
tam tersine tanımak istiyorlar. İşte yemeği olabilir, giyimi olabilir, parası olsa seyahat etmek istiyor olabilir. Şimdi AKP'nin söylemlerine bakarsanız dış dünya neredeyse bize düşman, fethedilecek bir dünya. Yani bu gençlere uymuyor bu AKP'nin bir anlamda dayatmaya çalıştığı zihniyet ve değerler. Tam da bu noktada size söylediğinden şunu çıkartabilir miyiz? Yani siyasette olan kutuplaşma gençler arasında daha mı düşük seviyede? Çünkü son dönem en çok şikayet eden şey bu kutuplaşma. Evet. Şimdi aslında gençler arasında tabii şunu da unutmamak gerekir. Siyasetin de gerçekleri var. Ben şöyle bir eğilimi yine 2011'den beri sapladım. Görüyorum bunu. Net olarak söyleyebilirim. Şimdi gençlerin, erkekleri, özellikle genç erkekler mesela daha çok HDP. Yani orada da demografik olarak nüfus artışı daha hızlı. Şöyle size söyleyebilirim. Eğer Türkiye'de genç mesela Kürt nüfus oranı %16-17 ise öyle çıkıyor anketlerde. Gençler arasında o yaş grubunda Kürt nüfus oranı 20'ye yükseliyor. Onun için mesela gençler daha çok o tarafa doğru, HDP eksenine doğru yönelebiliyor. Veyahut da özellikle bu belki güvenlik ortamı, bu çatışmalar filan gençlerin aynı zamanda MHP tabanına da yönelmelerine yol açıyor. Benim gördüğüm yine bir üçüncü tür genç var. O belki benim çizdiğim profile daha çok uyuyor ama özellikle kızlar, kadınlar başka bir arayış içindeler. Özel yaşamlarına olan, özel hayatlarına olan baskıdan, rahatsızlıkla daha layık, daha özgür bir ortam arıyorlar. Bunu mesela CHP'de daha çok buluyorlar. Çok ilginçtir. CHP'nin kadın oyları çok yüksek değil. Ev kadın oyları düşükken ev kadın oyları AKP'de çok yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakıyorsunuz genç kadın oyları ve çalışan kadın oyları çok yüksek. Bunu da ben üçüncüsü bir anlamda daha özgürlükçü, daha layık bir Türkiye özlemi olarak görüyorum o kesim içinde. Ama yani şöyle, diğer taraftan da kutuplaşmanın olumlu etkilediğini de söylemek istemiyorum. O kesinlikle yani burada bir sorun var. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla çatışmadan rahatsızlar. Sonunda bakın bunun yaşama kadar giden riskleri var. Biz o kadar gece yaraları sokakta olmuyoruz ama gece gençler sokakta oluyorlar. Gençler güvenlik birimlerinde yer alıyor. Gençler askerlik görevlerini yapıyorlar. Onun için o tip çatışma ortamları onları daha çok tehdit ediyor. Buradan bunu 2019'da AKP için risk yaratıp yaratmadığını sorayım. Ondan sonra başka bir konuya geçelim. Yani bu mevcut durum bir geçici bir yönerim mi, yoksa yapısal bir sorun mu AKP için? Ve 2019'da ve daha önce yapılacaksa, ne zaman yapacaksa seçim, yerel, genel ve başkanlık seçiminde nasıl bir etki etme potansiyeline sahip? Şimdi ben 2011'i bilerek vurguluyorum. Bütün araştırmalarda bu AKP'nin kendi Türkiye ortalamasının altında genç oyu alması eğilimi yerleşti ve devam ediyor. Zaten uzun sürede işte değer sistemi değişiklikler, işte gençlerin teknolojili ilişkileri, gençlerin özgürlük talepleri, gençlerin baskıdan, bakın yalnız siyasi baskıdan değil, mahalle baskısından yapıları, bütün bunları AKP ile özdeşleştirmeleri. Şimdi büyük ölçüde gençlerin rahatsız olan bölümü bu baskıcı düzenle, yani sadece işsizlikten rahatsız değil, baskıcı düzenle, mahalle baskısı, siyasi baskı daha çok AKP'yi sorumlu tutuyor. Özdeşleştiriyor daha doğrusu. Bu boyutlar. Fakat kesin son sorumuz çarpıcı bir cevap veririm size. Gözden kaçan bir nokta var. Tabii çok kimse tespit etmiş olabilir ama. Şimdi bu referandumda şöyle bir olgu var biliyorsunuz. Türkiye'de katılım yüksekti. %85'ler dolayında. Ama gençlerin katılımı %70 oldu. Şimdi gençlerin hayır, evet oy verme eğilimlerine, patern diyelim, eğilimlerine bakıyorsunuz. O zaman ne çıkıyor? Eğer gençlerin katılımı %70 değil 85 olsaydı kesin hayır oyu çıkar. Onun için 2019 risktedir. Değiştirmek de çok zordur. Çünkü AKP'nin bunun için benim kanım zihniyetini, değerlerini, yaklaşımını, ilişkilerini, desteklediği toplumsal tabanları değiştirmesi lazım. Aksi halde gençlerle barışması kolay değil. Yani sadece havuçla olmaz, partiyi gençleştirerek olmaz. Zaten yani buradaki mesele
siyasetle değişim, siyasetin değişimle uyum kurması. Yoksa göstermelik genç adaylar falan bu konuda hiç etkili olmuyor. Sizin genç katılımdaki, referandumdaki genç katılımın düşük olduğunu ve onun o farkın Türkiye ortalaması gelmesi durumunda hayır çıkacağını söylediniz. Buradan harekette ve konuyla değiştirsek, hayır cephesi diye tabir edilen, referandumda ortaya çıkan ve şu anda da devam eden ve muhtemelen 2019 seçimi öncesinde en çok kullanılacak kavramlardan birisi de hayır cephesi. Ve bu gençliği sandığa götürebilecek bir hareketlilik ve enerji yaratma potansiyeli bu hayır cephesinde mevcut. Öncelikle şunu sorayım. Siz bu siz tabii ki onu söyleyeceğinizi söyleyin de hayır cephesi diye bir cephe yok diyen insanlar da var. Öncelikle bu konudaki tespitiniz nedir acaba? Gerçekten böyle bir hayır bloğu veya cephesi mevcut mudur? Şimdi de bunu tabii çok ince olarak, çok ciddi olarak düşünmek gerekir. Bir hayır var mı? Bunun siyasi boyutları, bunun toplumsal boyutları, diğer boyutları, bunların hepsini birlikte düşünmek gerekir. Şimdi mesela bu diyelim ki bir süreklilik var mı, bir birliktelik oluştu mu? Bunun için nelere bakabiliriz? Bunun üzerinde duralım. Ben bakın şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de bir kere gizli hareketi bir anlamda çok önemli bir harekettir ve kopuştur. Daha sonra AKP bunu darbecilik falan yorumladı ama bunlar ciddi yorumlar değil. Çok kendiliğinden bir harekettir benim gözlemim ve değerlendirmelerim. Şimdi gizli hareketinden sonra bakın başka bir gelişme oldu. Hayır kampanyasında gençler de birçok genç de birçok nüfusun farklı kesimleri de bir araya geldiler. Şimdi bir şekilde canlı bir hayır hareketi oluştu. Ben o zaman adına bunun hayır hareketi demiştim kampanyanın özellikleri itibariyle. Daha sonra da milyonların katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi düzenlediği ama özellikle de partizan şekilde takdim etmediği bir adalet yürüyüşü oldu. Şimdi yine dağlı bir konuya şöyle değinebiliriz. Bana kalırsa o zaman çok haksızlık yapıldı. Belki de içinde belli unsurlar itibariyle yapılan eleştiriler doğruydu ama Cumhuriyet mitingleri aslında bir başlangıçtır burada. Yürüyen de mitinglere katılanlar da hayır hareketine dinamizm katanlar da aynı toplum kesimleri. Aynı toplum kesimleri. Yani arada ciddi bir farklılık yok. Peki neydi ortak nokta? Ne oluyor Türkiye'de? Adalet ve Kalkınma Partisi yerleştikçe o otoriter rejim konsolide oldukça ona olan tepki de Türkiye'de artıyor ve büyüyor. Şimdi onun için aslında partilerin de dışında, ötesinde ve dışında Türkiye'de bir iktidar yoğunlaşmasına karşı muhalefet oluşuyor. Toplumsal hareketler oluşuyor. Ben burada bir süreklilik görüyorum. Yani ne olursa olsun bu bastırılması zor bir hareket. Herkes efendim bakın diziden sonra ne olacak dedi. Ortaya ciddi bir hayır hareketi çıktı. Ondan sonra ne olacak dedi? Adalet yürüyüşündeki verilen ilgiye, gösterilen ilgiye ve tepkiye bakın. Şimdi şunu demek istiyorum. Siyasi ittifaklar önce tabii akla geliyor. Siyasi ittifaklar çok önemli. Ne demek? Hayır hareketinde hayır oyu kampanyası yapan siyasi partiler benim gördüğüm kadarıyla veya aktörler şu anda bir arada duruyor zaten. Ama çözülebilir mi? Çözülebilir. Ama duruyor şu anda. Buradaki mesele şu. Bu partiler arasındaki iletişimi sağlamak ama ondan daha önemlisi ortak değerlerin ve bunlara dayalı programatik hedeflerin ne olduğunu netleştirmek. Aslında bu da çok da zor değil, biliyoruz zaten. Yargı bağımsızlığı herkes istiyor, bütün muhalefet. Veya başka ne istiyor? Parlamenter rejime dönmek. Herkes istiyor. İnsan hakları, özgürlükler, bunların teminatı. Siyasi baskının ortadan kalkması herkes istiyor. Ben bunu uzatmayacağım program boyutunu ama şimdi buralarda birleşmek hiç de zor değil. Bu da muhalefetin değerler bakımından bakıldığında bu da muhalefetin yine bir araya gelebileceğini gösteren önemli bir konu. Şimdi ben bir şey daha ima ettim, onu da söyleyeyim, onu da tamamlayalım. Evet, bir yanda bir toplumsal hareket boyutu var. Bir yanda bir siyasi ittifaklar boyutu var. Ama bence bir ölçüde bir toplumsal sınıf boyutu da var. Nasıl özetleyelim en kısa sınıf boyutunu? Şimdi uzun uzun ben üzerinde çalışmalarımda şunu gördüm. Bütün araştırma kuruluşlarının bulguları, verileri de zaten desteklemekte. Nedir o? Türkiye'de eğitim oranı yükseldikçe, Türkiye'de gelir, orta gelir, orta üst gelire doğru çıktıkça,
sertleştikçe nüfus ve daha dünyaya açık kesimlere doğru gittikçe, örneğin hizmet sektörüne gittikçe, tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne, sanayinin kendi içinde daha yoğun teknoloji kullanan kesimlere gittikçe, oralarda çalışanlar ne yapar? Bakın bu çok önemli. Bu harekete, saydığım dört harekete bakın, hepsine de lokomotif gibi görenler yine bu gruplar. Şimdi bu gruplar tek başına yeterli. Ama biz şu hatayı da yapıyoruz. Devamlı olarak Türkiye'de bir geçmiş var. Efendim bu aydınlar üç kişidir. Ondan sonra bu işte bunlar küçük bir azınlıktır. Hep böyle bakışı değerleri savunurlar filan. Şimdi bu çok yanlış bir kanı. Eğer bundan bu benim biraz önce tanımladığım kütle kastediliyorsa bu size, bugün şunu söyleyeyim size. Eğitim itibariyle lise ve üniversite bitiren kesim Türkiye'de bizde 40'a ulaştı. Gelecek seçimde 42 bulacak ilk seçimde. Ama tam çarpıcısı, gençleri konuşuyorduk ya, gençler arasında lise ve üniversite mezunlarının oranı %60'ı buldu. Yani Türkiye hızla değişiyor. Bu taban değişiyor. AKP'yle ben mutsuz olduğumu belirtmeye çalıştığım taban Türkiye'de hızla büyüyor. Bunu biraz daha netleştireyim. İki grup söyleyeyim. Ayrıntıya girmeden. Bir öğrenciler, iki beyaz yakalılar. Bakın bir öğrenciler, iki beyaz yakalılar. Hayır oyları burada tavan yapıyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen kesimi hangisi? Sosyal sınıflar içinde beyaz yakalılar. Peki AKP'nin dayanağı olan, onların hepsi önemlidir. Seçmen arasında hepsi önemlidir. Partiler hepsine gitmelidir. Kampanya hepsi önemlidir ama şimdi AKP'nin dayanağı olan esnaf çiftçi zanaatkar Türkiye'nin en hızlı küçülen kesim. Şimdi bu toplumsal değişim sürecine de dikkat etmek gerekir. Bu ittifaklar kurulurken son bir konuda o da aklıma geldi. Vurgulamakta fayda var. O da sivil toplum boyutu. Yani bir de sivil toplum kuruluşları var. Fakat bunları yalnızca böyle dernekler, meslek kuruluşları, vakıflar gibi adlandırmayalım. Ben bu hayır hareketi üzerine de o zaman onun için çalışmıştım, durmuştum. Şunu gözledim. Tamamıyla en formal, yani kayıt, senet, sefer olmayan, kendiliğinizli olarak bir araya gelmiş, benim de katkım olabilir diyen, bunu uzmanlıklarıyla veya emeğiyle yapmaya çalışan 10 binlerce, 100 binlerce insan bu hayır kampanyasına destek verdi. Ağlar diyorum buna, ağlar diyelim. Yani networkta ağlar ve müthiş ağlar oluştu. Bu çok zengin bir sivil toplumdur. Bu toplumun az önce çizdiği sosyal gruplarında bu doku çok kuvvetli. Sivil toplum örgütlenme dokusu. Onun için siyasi partiler kadar bunun bir de sivil toplum boyutu var. Sivil toplum kuruluşları, oluşumlar boyutu var. Bir de bunların ortaya çıkardığı toplumsal hareketler var. Türkiye'de bu toplumsal hareketler gelişiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani adeta bir toplumsal hareket geleneği oluşuyor. Ve dikkat edin, hedef genellikle özgürlük, demokratikleşme, hukuk. Ama özgürlük, özgürlük, özgürlük. Ben orada o talebi öne koyuyorum. Neye karşı? Hayatın her yaşamını daha çok baskı altında tutma eğiliminde olan yasakçı bir rejime karşı. Gençlerle bitireyim ben bu bölümü. Bakın şimdi bu kadar internet kullanıyorlar. Gençler arasında %70'lere, 80'lere varıyor internet kullanımı. Ama siz kalkıyorsunuz internette gençlerin en önemli eğitim araçlarından biri olan Wikipedia'yı yasaklıyorsunuz. Hiçbir şekilde anlamıyorlar bunu. Bir tek madde için milyonlarca, yüz binlerce içinde bilgi olan, madde olan bir Wikipedia nasıl yasaklıyorsunuz? Evet. Peki siz dediniz sosyal ağa ve bunlar özgürlük için, adalet için işte referandumda çalıştılar. Peki bunlar bir isim üzerine bir ismin seçilmesi için birlikte çalışabilirler mi? Sonuçta o ismin yani başkanlık adayından bahsediyoruz. Bir geçmişi olacak, siyasi bir kimliği olacak. Türkiye'nin fay hattı da hassas noktada da belirli. Herkese uymayacak, herkesin bir yorumu olacak. Yani bu sizin bahsettiğiniz sivil toplum, geniş anlamı sivil toplum bir isim için aynı motivasyona çalışabilir mi acaba? Şimdi burada ben ona dikkat çekmeye çalıştım. Hareketlerin kendisi aslında bu toplumsal hareketler, oradaki dinamizm ve canlılık hem morali sağlam tutmak açısından
umut ve cesaret yaratmak açısından hem de bu birlikteliği devam ettirmek açısından çok önemli. Yani bu sadece, bugün Türkiye'de olay sadece aday etrafında konuşuyor. Biz sihirliysin. Biz zaten genellikle siyasete bakışımızda aslında değiştirmemiz gereken bir konu. Bir mesele zorlandık. Değişsin, hani yerine başkası gelsin. O kadar kolay ki. Yani böyle bir sihirli bir insan arıyoruz. Tam tersine sizin dediğiniz gibi bütün o nitelikleri toplamak bir siyasi parti liderinde, bir veyahut da bir hareket liderinde çok zor bir özellik. Böyle gömlek değiştirelim, hadi bakalım değişsin, yenisi gelsin. Şimdi yenisi gelebilir ama yani bu konu o kadar basit bir konu değil. İkincisi siyasi ittifaklardan söz ettim. Siyasi ittifaklar çok iyi aday buldunuz. Bakın çok iyi bir aday buldunuz. Mükemmel. Kariyeri geçmişi vesaire. Şimdi bu aday öyle bir aday ki ya MHP tarafı, hani CHP kabullendi bizim %25-28 kabuğu taban, ya MHP'ye veya da HDP'ye ters düşerse, ya birinden birine çok yakın durursa, ya ondan dolayı oradaki kimya tutması ne olacak? Ne olacak o zaman? Adayın hiçbir önemi yok. Demek ki aday aslında bir siyasi ittifak zeminine oturursa aday olur. O tabii olan nitelikleri olacak. Tabii nitelikler olacak ama o zemine oturması lazım. Onun da ötesinde bir toplumsal zemine oturması lazım. Peki bu adalet duyuşundan kısaca bahsettiniz. Şimdi bu bileşin, hayır hareketin en büyük bileşin CHP dediğiniz gibi ve bu adalet yürüyüşünü de Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü de bu hayır hareketin en önemli konularından biri oldu. Başka kavramlar da saydınız. Bundan sonra CHP'de adalet dışında sizin bu işte özgürlük veya işte ne sayarsınız, ekonomik eşitlik, her konuda başka başka kavramla ortaya atması ve bunun için bir hareket, sosyal bir hareket, miting veya işte bir yürüyüş gibi şey yapmasını bekliyor musunuz bir CHP olarak? Tabii. Önce şunu ben söyleyeyim. Bu top, yani en genel anlamda işte ne değindik? Gezi hareketine değindik. Bir şekilde hayır hareketi farklama, adalet yürüyüşüne değindik. Ben Cumhuriyet mitinglerine değindim. Şimdi bunların hepsinin ortak özelliği temel bir insan hakkı olan toplantı ve gösteri hakkının kullanılması. Yani sokak diyoruz buna ama bunun özü, esası, esas kavram burada toplantı ve gösteri yapmak. Şimdi bu sonuna kadar bürokrasinin bir gereği olarak kullanılmalı. Çünkü zaten bu hareketler bu siyasi iktidarın dediği gibi değil. Bunlar tam tersine uzlaşma arayan hareketlerdir. Barışçıl demokrasi hareketleridir bunlar. Onun için de bu yani sokak diye kısaca özetlenen bu toplumsal eylemlere, bu toplantı özgürlüğü aynı şekilde işte bunun temeli tabii ki ifade özgürlüğü ama bunlara güç vermek lazım. Fakat bakın bunlar kendi başına yeterli çözüm değil. Orada bir yanlış anlama var. Daha çok yürüyelim veya daha çok mitingi yapalım, kazanalım. Siz de ifade ettiniz. Siyaset çok yönlü. Şimdi bir kere parlamento mücadelesinin önümüzdeki dönemde çok çok daha, ben Cumhuriyet Partisi'nin her zaman pek takdir edilmiyor, başarılı bir parlamenter muhalefet yapmasındayım. Görülmüyor çünkü insanlar meclis izlemiyorlar. Medyada daha çok iki gün bu kavga onları yapıyor ama parlamentoda mücadele çok önemli. Hukuk alanında mücadele çok önemli. Sivil toplumda mücadele çok önemli örgütlere. Şimdi bunların hepsini bir yere getirmezseniz sadece yürütme, sadece toplantı bundan bir şey çıkmaz. Bir de siz zaten yürütmezseniz sizin değerlendirmenizin içinde var, sorunuzun içinde var. Bakın şimdi ceza hareketi, ben üzerine kitap da yazdım. Çok büyük bir katıldım, hayatımda izledim, hep yaşadım, parçası oldum. Gezinin programı neydi? Yani iktidar demek, değiştirmek demek, program demek. Program neydi Gezinin? Soruyu sormadık biz. Gezi geldi, her şey değişecek. Aynı şekilde bilmem işte toplumsal adalet yürüyüşü, kendi başına bir şey değiştirmek. Ben biraz şunu söyleyeyim. Arayışsız sorunuzun içinde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil ara vermek büyük bir yoğunlukla devam edecek. İşte o neyin işaretinde 3 gün sonra Çanakkale'de olacağız. Çanakkale'de toplumu yine bir araya getirmeye çalışan adaletin, adalet, hak, hukuk kavramının bütün boyutlarını ele alan çok katılımcı bir toplantı var. Şimdi oradan mesela sizin dediğiniz anlamda önemli sonuçlar çıkacak, neticeler çıkacak. Şimdi buradan maksat ne? Bir yürüyüşten farklı olarak programatik hedefler çıkarmak. Şimdi o değerler gelişmezse, programatik değerler oturmazsa, yerleştirilmezse sadece yürüdük
veya toplandık, ondan protesto oldu. Protesto hareketi çok önemlidir ama protesto hareketi iktidar programı değildir. Peki şimdi Sencer Bey, bugüne şu ana kadar, bu dakikaya kadar hep muhalefeti ve hayır hareketini konuştuk ve yani mevcut parlamenter sistemi destekleyen CHP, AK Parti, AKP karşıtı siyasi görüş konuştuk. Biraz AKP'yi konuşursak, T24'te en son bir yazı yazdınız. O yazı kapsamında da konuşsak, iktidarda 2019'a giderken en önemli iddiası yeni bir devlet kurma. Yani işte bunu 16 Nisan referandumunun öncesinde de söylediler. İşte referandum sonrası birçok şey düzelecek diye. Öncelikle bazen kabul edip bazen kabul edilmese de bu yeni devlet söylemini nasıl buluyorsunuz? Yani bu güçlü bir iddia mıdır ve gerçekçi midir? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi biraz da propaganda aracı olarak bu yeni kelimesini seviyor. Şimdi bir yeni düzen getirdik dediler. Bu daha önceki başbakanda ortaya atıldı. Yeni Türkiye. Şimdi dikkat ederseniz bu tamamıyla düştü. Yani böyle bir kavramı kimse pek kullanmıyor. Kaldı ki Yeni Türkiye o dönemde işte ekonomik durgunlukla, terörle vesaireyle birçok konuyla özdeşleştirildi. Şimdi de bu bir arkadaş, bir AKP milletvekili, şahsen tanımıyorum ama bu yeni devleti kullandı. Şimdi burada kritik bir nokta var. Efendim biz ne demek böyle bir yeni devlet düşünmüyoruz gibi resmi açıklamalar da oldu. Ama olayın kökenine giderseniz şunu görürsünüz. Yeni değil, aşağı yukarı 30-40 senedir, 50 senedir. Yani AKP'nin ilham kaynağı, fikir kaynağı, ideolojik kaynağı olan İslami hareketler zaten hep şunu söylemişler. Türkiye'de devlet batılılaşmayı, dışarıdan gelen değerleri tepeden halka empoze etmeye çalışan bir devlettir. Onun için de halka ters düşmüştür. Halkın devleti değildir, toplumun devleti değildir, milletin devleti değildir. Biz ne yapacağız? Milletin devletini getireceğiz. Şimdi bu tanıma göre bakarsanız o AKP milletvekili çok yanlış bir şey söylemedi. Yani biz bugün parti devlet diyoruz ya. Şimdi AKP ne yapmış oldu? Kendi kadrolarını büyük ölçüde getirdi. Orada da büyük fiyaskolar yaşadı. Yani en çok kendisinin bugün dile getirdiği büyük fiyaskolar yaşadılar ama bugün kadroları ne yaptılar? AKP'leştirdiler. Yani bir devletin AKP'leşmesi önemli ölçüde söz konusu oldu. Şimdi burada bunun birincisi, evet yeni devlet getirdiler. Ama eğer yeni devletten çağdaş, etkin bir devlet yapısı alıyorsak, biz modern devlet yapısı alınıyor isek, ben onu dile getirmeye çalıştım, siz de değindiniz. Bununla AKP arasında hiçbir bağlantı düşünemiyorum. Tam tersine AKP hiçbir şekilde devleti reforme etme kapasitesine sahip parti değil. Kısaca bakalım, orada da değindim ben. Bugün gelinen noktada devletin durumu. Panoramik çok, çok hızlı geçeceğim. Ne durumda devlet bir kişiye endekslenmiş durumda? İşte tek adam falan deniyor. Bir kişi, kişiselleşti devlet. Ne oldu? Kişiselleşmeyle beraber kurumlaşma öldü. Devlet tamamen keyfi olarak yönetiliyor. Kurumlaşmanın önemi yok. Hukuk ayaklar altında. Yasaları ya takmıyorsunuz, hatta anayasayı takmıyorsunuz. Veya istediğiniz gibi meclis çoğunluğu da kaldırır, ildir elleri değiştiriyorsunuz. İstediğiniz keyfi bir şekilde, uzlaşmaya dayanmadan, kimseye danışmadan, konuşmadan anayasayı değiştiriyorsunuz. Ve hatta değiştirdiğiniz gibi hep ihlal edebiliyorsunuz. Hukuk ayaklar altında ama hukuk olmadan devlet, devlet olmadan hukuk olmaz. Diğer taraftan sabahtan akşama kadar herkesin söylediği konu, bakın darbeye kadar gitti. Niye? Çünkü liyakat çiğnendi, sadakat diye getirdiler. Efendim işte bunlar alnı secdeye insanlar dediler. Bir şeyle, cemaatle yaptıkları anlaşma sonucu devlet kanunları tamamen diyelim ve cemaatleşti. Bugün adına FETÖ diyoruz. Sonunda ne oldu? Liyakat öldü. Tamamıyla bu böylesine cemaat devlet ortaya. Ondan sonra bu devamlı olarak kadro değiştirme, devamlı tasfiye o devlet yapısında bir huzur içinde çalışma ortamı bırakmadı. Kurumsal kültür tahrip oldu. Ama en önemlisi, bakın Türkiye yolsuzluk liginde her sene daha aşağı basamaklara iniyor. Niye iniyor? Çünkü devletin yapısında artık tamamıyla ilişkilerinde kayırmacılık. Yani devlet kaynakları dağıtan en büyük örgü.
Kime dağıtacaksın? Bakın kaynaklar devamlı olarak yakınlara, taraftara, işte moda değil mi, yandaşa gidiyor. Buna patronaj devleti diyoruz. Buna kayırmacı devlet diyoruz. Şimdi devletin bu şekilde kaynak tahsisi demek, o ülkede adaletin, sosyal adaletin çiğnenmiş olması demektir. Şimdi bütün bunların sonunda tersine büyük bir devlet krizi var. Ben adına parti devleti krizi dedim. Şimdi bu parti devleti krizini doğrudan doğruya yaratan bu iktidar partisi. Bakın Türkiye, dikkat edin, o devamlı tamam sloganlar dönüyor, Almanya, ey Rusya, bilmem ne falan. Hep dışarıda haksız, biz hep haklıyız. Hep bizimle uğraşıyorlar, kutluyorlar vesaireler. Hiç sorunumuz yok. Her şey Türkiye'nin dört dört. Ama içeriye bakalım. Doğru düz giden eğitimden tutun dış politikaya. Eğitimden dış politikaya. Dünyanın yarısı karşımıza geçmiş. Ondan sonra ekonomiden güvenliğe. Bütün alanlarda bir çözüm üretememe var. Çözüm üretecek organ nedir? Devlettir. Devletin kapasitesi, sorun çözme kapasitesi alabildiğine düşmüş vaziyette. Şimdi böyle bir tablo karşınızda. Ben memnun olurum yeni devlet desinler bunu. O zaman çok iyi, hızlı bir şekilde yeni devlet diye söyleriz. Peki bu son dönemde bir de AKP tarafında kullanılan, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu kavramı var. Bu da kadrolaşma, yeni kadrolaşma, özellikle 15 Temmuz sonrası ve 16 Nisan referandum sonrası devletteki bürokrasideki değişiklikleri için bir kilit kavram olarak mı karşımıza çıkıyor? Yani oradaki yeni bir tavsiye ve yeni bir kadrolaşma için kullanılan bir kavram mı? Yoksa gerçekten AKP içinde metal yorgunluğu denen bazılarının bu işte memnuniyetsizlikler yüzünden direnç gösterdiği olarak, direnç gösteren insanlar olarak da tanımadığı bir grup mu var? Ya yani tamamen bir kadro paylaşımı sıkıntısı mı, yoksa daha başka ülke yönetimi gibi bir sıkıntı mı AKP içindeki? Çok nedenleri olabilir. Onları çok bilmeyebilirim ama bilmeyebiliriz. Fakat benim aklımda bir bazı sorular. Birincisi şu, böyle bir yorgunluk varsa, eğer bu da örneğin referandumdaki iki parti oyunun %51'de kalmasıysa, ki o da olağan bir netice olarak açıkçası ben de görmüyorum bunu. Ve o zaman tabii şu soruyu soruyorlar. Bir de doğru olmayabilir bunlar ama duyduğumuz kendi yaptırdıkları anketlerde de orada 40-45 puanında çıkıyormuş. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru büyük bir panik demektir bu. O zaman bir takım sorunlar arayacaksınız. Bir de bu referandumda 51'de kalındıysa iki parti, bu referandumun programını kim dayattı? Bunu parti örgütleri mi dayattı? Yani onlar mı sorumlu sadece? Ben parti örgütlerini savunarak konuşmuyorum. Yani burada fikirlerin, ortaya atılan tezlerin, siyasi tezlerin, politikaların veya liderin hiç mi etkisi yok? Doğrudan doğruya zaten hani tekse efendim örgütlerde metal yorgunluğu var. Hani bu AKP'nin iç işidir, karışmamamız gerekiyor ama ben dışarıdan bu soruyu soruyorum. Aynı konu olsa kendi partimde de sorarım. Bir partide örgüt, ideoloji, taban, lider arasında daima paralellik var. Yani onlar bazen lider çok biraz daha önde olabilir, bazen örgüt önde olabilir ama bunlar birbirinden çok komik değildir. Şimdi tamamıyla efendim metal yorgunluğu. Daha ciddi alırsak şunlar olabilir mi? Soralım. Bir FETÖ temizliği olabilir. Siyasi ayak. O endişe yaratıyordur özellikle belediyelerde. İkincisi ciddi muhalefet var. Yani bugün en büyük haksızlık yapan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın çok partizan olarak konuşuyor gibi olmayayım ama bizde bir arkadaşım, ciddi fikir özgürlüğü vardır. Bir arkadaşımız basit bir demeç verse, bakın o kadar küçük olaylardır. Vay, CHP çok sesli parti. CHP'de çok kafadan çok ses var. Allah aşkına AKP'de çıkmayan ses olmadı. Bir kere cemaatle birbirlerine girdiler. Ondan sonra kuruculardan kimse kalmadı. Bir başbakan göre göre %50 oy almış başbakan tasfiye edildi. Şimdi öyle bir algı var ki kamuoyu AKP'nin bu boyutunu sırayla görmüyor. Veyahut da başarıyla gösterilmiyor. Onu da takdir etmek gerekir. Çok kuvvetli iç zafiyetleri de olan parti. Onun için bir muhalefet temizliği de olabilir bu. Ayrıca da belki de şimdi bilmiyorum onu mimar ettiniz ama belki de bir ölçüde şunu da yansıtıyor olabilir bu bütün olay. İşte bir daha yeni bu saray iktidar yapısına yönelik farklı bir yapılanma.
belki biraz gençleştirme. Bunların hepsi benim aklıma geliyor. Son olarak Sencer Bey şunu soracağım ve yayınımızı bitirelim. 2019'a programı da onu, o kapsamda yaptık. 2019'da seçim ve seçim ne olacak muhtemelen? Daha erken arınmazsa. Yerel seçim, genel seçim ve başkanlık seçimi ilk defa Türkiye'de yapılacak. Burada nasıl bir tablo görüyorsunuz bugünden baktığınızda? Daha 1,5 sene var muhtemelen önümüzde ama belki de daha az bir süre var. Hem ekonomik olarak hem işte gençliğe konuştuk, hayır hareketini konuştuk. Yeni Meral Akşener'in başlattığı bir siyasi hareket daha var MHP'nin içinden çıkan. Onlar da bir aktör olarak muhtemelen bu seçimlerde var olacaklar. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani keza HDP de var. Onların da hem bölge hem Güneydoğu'da ve Doğu'da büyük bir hareket daralması var. Hem genel başkanın ikisi cezaevinde. Bunlar tüm bu faktör göz önüne aldığınızda nasıl bir 2019'u bekliyorsunuz seçimlerde? Şimdi ne kadar bugünkü siyasi yapı, siyasi parti yapısı devam eder? O soruyu sorabiliriz belki. Yani bir yanıt ararken. Şimdi birincisi şu. Bir bakıma oylar epeyce de kemikleşti. Nerede kemikleşti? AKP'nin 50'den bu ara 45'e, 44'e, 43'e düştüğünü kendi anketleri gösterdi dedim. Öyle çünkü doğru olabilir, yanlış olabilir, çok emin değilim. Ama yani AKP genellikle 38-39 bandında şimdilik bir oy kemikleşmesi var. Yani bu mevcut yapıyı, iktidar yapısını olarakların tutuldukları sürece orada bir 40 bandında bir stabilizasyon olabilir. Ve aşağıda düşebilir bu. Çünkü daha ekonomide önemli gelişmeler olabilir. Dış politikada önemli gelişmeler olabilir. Daha aşağıda düşebilir. Zaten hani muhalefetin görevi de onu daha aşağı çekmektir. Onun için çalışmaktır. Ama yani şu anda böyle bir görünüm var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları kesinlikle %25'in altına düşmez. Söz konusu değildir. Diğer taraftan HDP bakın bütün zorluklara rağmen %16. Şimdi sizin söylediğiniz belirginsizliğin olduğu alan ben esas olarak MHP alanını görüyorum. Orada işte Akşener oluşumu var. Bakalım MHP alanı ki o küçük bir alan değil. En az %11 hatta belki de benim çalışmalarımdan o tavanın %18-19-20'ye kadar uzayabileceğini yükselebileceğini görüyorum. Onluk 15-20'lik alanda önemli bir şekilde bir yarışma göreceğiz. Ve siyaseti de önemli ölçüde şekillendirebiliyor. Çünkü şöyle diyelim, şu anda iktidara tam olarak destek veren demeyeyim hatta iktidarın küçük ortağı gibi çalışan parti var. Şimdi bu partinin konumunda bir değişiklik olursa eskiden olduğu gibi yakın zamanlara iktidara, AKP iktidarına muhalif olan parti onun yerini alırsa o zaman siyasi dengeler alışılır. Hele hele AKP'nin böyle 43-44 falan çıkıyorsa o zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük kriz yaşanır. AKP ciddi aşmazlarla karşı karşıya kalır. Diğer ittifak mı arayacaktır, ne yapacaktır? Bunlar tabii ki büyük sorular. Yani bu da hakikaten kemikleşme boyutu. Ama diğer taraftan da tabii devamlı olarak toplum devingen, dünya devingen, ekonomi devingen, sürekli bir hareketlilik var. Siyasette de devamlı yenilenme gerektiriyor bu. Yani mevcut siyasi partiler de sürekli arayış içinde olmak durumunda. Bu uzun uzun da konuştuk zaten. O yeni çıkan, yeni görülen toplumsal dinamiklere o toplumsal sorunlara hitap etmeye çalışmak zorunda. Ve bu da önemli ölçüde siyasi partiler tarafından yapılacaktır. Yani ben 5 sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilim kurulunda bilim kurulu başkanlığını yaptım. Ben şöyle düşünüyorum, çok okunmuyor biliyorum ama işte mesela bir ortaya seçim bildirgesi çıkarttık. O seçim bildirgesi yılların en başarılı bildirgesi oldu. Neden bunu söylüyorum? Bir çalışmanın, icraatın söylenmesi anlamında değil de bayağı orada bir Türkiye'ye bir program vardır. Son 3-4 seneyle de yenilenirse aslında Türkiye'de yapılacak olanlar daha bir programatik düzeyde ortaya da çıkmaktadır. Ajanda çok belli. Demokrasi çok öncelikli bir konu. Yurt içinde, yurt dışında barışı sağlamak çok öncelikli bir konu. Ve benim kanım AKP'nin bakışı ve zihniyetini büyük ölçüde tıkadığı, büyük ölçüde tıkadığı bu teknolojik, bilimsel, ekonomik gelişme
bu konuda da yeni atılımlar gerçekleştirebilecek olan yeni siyasi formasyona ihtiyaç var. Fakat son olarak da bir, şimdi biraz denklem değişti. Bu benim kanım Cumhurbaşkanlığı siyasi partilerin önemini azaltmıyor. Yine sonunda belirleyici olan siyasi partiler olacaktır. Hatta genel başkan açıkça söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yeni genel başkan, bizim başkan adayımız diyor, kesinlikle parlamenter rejime dönmeyi vaat eder. Demokrasiye dönmeyi vaat eden bir başkan adayı olacaktır diyor. Yani oraya geçip de bu başkanlık yetkilerini kullanacak olan bir aday değil. Onun için siyasi partiler bence bugün de önemini sürdürüyor, yarın da sürdürecek. Milletvekili seçimleri önemlidir. Bir de biliyorsunuz çok yaygın bir konuşma var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle burada Cumhuriyet Halk Partisi, açık söylemek gerekir, Ankara, İstanbul'da belediye seçimlerini almak için bunu siyasi ittifaklar, toplumsal ittifaklar gereği neyse mutlaka yerine getirilmeli. Çünkü belediye seçimleri önce olursa herkes söylüyor ki ve CHP bunlar kazanırsa, CHP belediyeleri alırsa, o zaman siyasi iktidarın hem moralden hem de diğer türlü tekrar ona karşı durma ihtimali çok zor. 15-16-17 senenin yıpranmışlığı da arkalarında olacak. Yani belediye seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleri, bunlar ayrı ayrı duruyor ama bunlar birbirine çok yakın. Son olarak da belki biraz uzattım son bölümü ama şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de bazı eskiden gelen toplumsal ayrışmalar var. Yani bunlar bazen de yarılmalar şeklinde oluyor. Arada çatışmalar çıkıyorsa biliyoruz, mesela ne diyoruz? Laik, İslam vesaire, işte Türk, bu ayrımlar var. Fakat son dönemde AKP iktidarıyla birlikte bir ayrım çok kesinleşiyor bence. O da şudur: Türkiye'yi bir şekilde daha çağdaş, daha modern bir Türkiye, daha demokratik modern bir Türkiye'ye taşımak isteyen toplumsal ve siyasi güçlerle bu konuda toplum daha çok bir tarım toplumu değerleriyle yönetmeye çalışan bir başka siyasi irade. Öyle oldu ki bu başkanlık seçimleri adeta toplumda bu iki irade seçimlerde karşı karşıya gelecek ve yarışacak. Umarız Türkiye'yi önüne atacak olan sadece ekonomik değil, her alanda, kültürde, toplumda yeni iktidarlar olur, ortaya çıkar. Son olarak şurada o zaman 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi yine bir kim ülke yönetecekten ziyade nasıl bir ülke olacak, seçim olacak değil mi? Yani 16 referandumun bir devamı olacak esasında. Ben söylemeliydim, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim Sencer Bey, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugünkü yayınımızda konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili ve Sosyoloji Profesörü Sencer Ayatoğlu'ydu. Kendisiyle 2019'daki seçimle etkileyebilecek toplumsal dinamikle konuştuk. Kendisine ve size programımıza katılıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.